kayıp. Şimdi seni mahvedeceğim. Hayır asıl ben seni mahvedeceğim. Şaşkın oyun bozan seni. Bu taşı en çok sektirmeyi başaran kişiyi Flake'in şampiyonu ilan edeceğimizi unutmayalım lütfen. En iyi benim ve bunu biliyorsun. Hadi görelim o zaman mızıkçı. Göreceğiz tabii ki. Bak gidiyor. Bir, iki ve üç. Sınavdan üç sektiriş geldi. Müstakbel şampiyona ne diyeceksin bakalım? Seyret ve öğren şaşkın. Hayır lütfen türe fırlatma beni. Bu ses neydi? Orada biri mi var? Ben öyle sıradan düz bir taşım ve beni fırlatmana gerek olduğunu sanmıyorum. Sıfır. Bu hiç de adil değil. Sen dikkatimi dağıttın, tamam mı? Yok ama ben ağzımı bile açmadım ki. Flake'in şampiyonu benim. Flake'in şampiyonu benim. Na 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 na. Bence Ture'ye bir fırsat daha verilmeli Snor. O komik sesinle onun dikkatini dağıttın. Evet. Hadi bir el daha oynayın. Böylece asıl galibi belirleriz, tamam mı? Tamam. Bu defa sana göstereceğim. Hayır, ben sana göstereceğim. Şimdi hazırlanın. Ben üç dediğimde onları kaçırıyoruz. Bunlar için büyük bir fidye alırız. Özellikle de reisin oğlu için. Bir, iki, üç. Küçük karidesi ve bu iki şaşkın balığı geri almak istiyorsa bu babacığına çok pahalıya mal olacak delikanlı. İlham alırım ben fikirlerimden. Güzel şarkılar söylerim hep içimden. Korsan bayrağımı yoksa şu... Nerede? Yoksa bir şeyini mi kaybettin Alvar? Küçük oğlum nerelerde söylesene şaşkın reis. Hayır. Gorm. Dürbünü getir. Olamaz. Kim bütün altınını bana verecekmiş bakalım? Kimin küçük oğlu benim elimdeymiş? Seni deniz kestanesi. Vicky'nin saçının teline zarar verirsen seni tavada kızartırım. Hazineni de alıp Marta Adası'nın kuzeydoğusuna geleceksin. Bulabildiğin kadar altın toplaman için sana tam 3 saat veriyorum. Vikinglerim, Vicky'nin başı dertte. Onu kurtarmaya gitmeliyiz. Planı olan var mı? Bir kez alabiliriz. Evet. Peki itleri çözdükten sonraki planımız ne? Keşke Alvar burada olsaydı. Merak etmeyin. Babam ve tayfası bizi kurtarmaya gelir. Sadece hazır olmalıyız. Ture, bana doğru yaklaş. Kaçmaya falan çalışıyorsanız bir daha düşünün. Evet biliyoruz Pax, bu defa siz kazandınız. Kaptan, sence bu işe yarayacak mı? Başka seçeneğimiz var mı ki Pax? Vicky'yi geri almalıyız. Ve her şeyimiz bu kadar. Planım mutlaka işe yarayacak. Bunları Seven'e götüreceğiz ve işlerine bakmaya kalktığında ben Vicky, Ture ve Snor'u çözeceğim. Sonra siz güverteye atlayacaksınız, korsanların hepsini bir bir yere sereceğiz. Fidyeyi aldığım zaman bu iki şaşkın balığı serbest bırakacağım ama sen...
sen burada kalacaksın. Asla kazanamayacaksın Sven. Babam ve Vikingler bizi kurtarmaya gelecek. Ve seni bize yaptıklarına pişman edecek. Aha, bu doğru. Ve sonra da sen çok pişman olacaksın. Oo, ne kadar korktum bilemezsiniz. İş yapma vakti geldi. Bakalım bize ne kadarlık bir hazine getirmişler. İşaret verir vermez saldırıya hazır olun. Olduğunuz yerde kalın Alvar. Hazinenizi sandala koyun ve sadece bir adamınızla birlikte bana gönderin. Aksi halde oğlunu bir daha asla göremezsin. Kaptan, şimdi güverteye çıkıp sana nasıl yardım ederiz? O korsanları tek başıma da haklayabilirim. Vicky'yi kurtarmak için her şeye varım. Hayır, bu olmaz. Sen gelemezsin Alvar. Bana en zayıf adamını yollayacaksın. Ne? Aa. Aha. Bundan emin misin kaptan? Hiç merak etme Ulme. Bir fikrim var. İşte aynen şöyle yapacaksın. Babamın bir planı vardır eminim. Çok yakında serbest kalacağız. Gerçekten mi? Öyle mi dersin havarın mı? Bir planı var mıdır? Evet. Ne yaptığını sanıyorsun sen Borazan sesli? Hemen buraya yanaş, yoksa ben gelip seni ağlayacağım. Özür dilerim. Akıntıdan oluyor. Şimdi geliyorum, geliyorum. Siz şu sandıkları alın. Bakalım şaşkın Alvar oğlunu geri almak için nasıl bir hazineden vazgeçmiş. Ve sen... Şimdi ne yapacaksın bakalım Alvar? Küçük oğlum Vicky de yanında değil. Alvar! Siz niye bağırdınız şimdi söyleyin? Biz babamın size fidyeyi ödemesine çok sevindik de Sven. Ne kadar safsınız. Sırf baban altınlarını bana verdi diye sizi gerçekten bırakacağımı mı zannettin yani? Şimdi şu hazinemize bir bakalım. Evet, bayağı bir şey var. Turel, lütfen fırlatma beni. Bu ses neydi? Sıradan düz bir taşım ve beni fırlatmana gerek olduğunu sanmıyorum. Orada biri mi var? Sunor, yine şu komik sesle konuş ve sana söylediklerimi tekrar et. Şimdi bana söyleyeceksin. Peki. Size söyledim ya, bizim kaptanın o kadar zeki olabileceğini sanmıyorum. Bunu söyleme cüretini gösteren kim? Aç! Ben bir şey demedim ki kaptan. Bir şey demedim. Kaptan. Bizim kaptan plankton değil. Ne demek istedin herhalde? Kim söyledi bunu? Ben değil. Ben söylemedim. Belki de o söyledi. Hayır, ben söylemedim. Hayır, o söyledi. Acele et baba, hemen çöz bizi. Gel buraya. Ya, al bakalım. İçleri açın. Ben söylemek istiyorum. Hadi bakalım çocuklar, birer boynuz alın. Hayır. Baba, seninkine de ihtiyacım olacak. Al bakalım. Hayır.
Reis, mahkumlarınız. Nasıl? Nerede bu? Bulun o Vikingleri bana. Peşlerine düşecek miyiz kaptan? Ağlar beceriksiz adamlarını geri alabilir. Hazine bende ve tek ihtiyacım olan da o. Taş sektirme konusunda kendini geliştirebilirsin dedik Sıvan. Kürek başına. Ve şunların hepsini de atın aşağı. Taşları kastettim sizi şaşkınlar. Kürekleri değil. Gemiyi yüzerek gitmek zorunda kalmak istemiyorsanız hemen harekete geçin. Herkes görev yerlerine. Yelkenle hala yakalama şansımız var. Biz... Nereden buldum ben Fox? Miğferim ve boynuzların için çok üzgünüm baba. Önemli değil Vicky. Seni geri almak için dünyaları verirdim evlat. Bu şekilde biraz komik görünüyorsun ama. Öyle mi? Belki de Fleck'te yeni bir moda başlatırım.